Olay Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Özgür Erdursun ile Sosyal Güvenlik Programı başlıyor. 2017 yılının ilk programına başlıyoruz. 2017 yılında birçok değişiklikle başlayacağız sosyal güvenlik konularına. Çünkü asgari ücret rakamı değişti. Asgari ücrete bağlı olarak asgari ücretlinin maaşında değişiklikler oldu. İşsiz kalan kişilerin işsizlik maaşlarında değişiklikler oldu. Hiç çalışmayan, evinde oturan, isteğe bağlı prim ödeyip de prim günlerini tamamlamaya çalışan Ayşe teyzenin de isteğe bağlı prim ödemelerinde de değişiklik oldu. İşten ayrılacak kişinin kıdem tazminatında değişiklikler oldu. Birçok konuda idari para cezaları, işverenlerin ödeyecekleri idari para cezaları ya da ödeyecekleri Bağkur primleri, tarım Bağkur primleri, ek 5 primleri hepsi zamlandı. Asgari ücrete 7.92 oranında bir zam yapıldı ve asgari ücrete yapılan zam oranında asgari ücrette birçok değişiklik oldu. Kimileri sevindi, cebine çünkü para girecek. Asgari ücret artışıyla beraber maaşında artış oldu. Asgari ücret en az AGİ ile beraber bekar, eşi çalışmayan bir kişi için en az 1404 lira gibi bir rakam oldu. En az asgari ücretin rakamı 1404 lira. Asgari ücretlinin cebine para girecek. Bununla birlikte işten ayrılacak birisi 2016 değil 2017 yılında şimdi işten ayrılacaksa kıdem tazminatının brüt rakamında da değişiklikler olduğu için o kişinin de cebine fazla para gireceği için o kişiler mutlu olacak kesimi ilk önce söyleyelim. İşsizlik maaşı alan kişilerin maaşlarında değişiklikler. İşverenlerin maliyetleri bir miktar arttı. Geçen yıl 100 lira devlet katkısı bu yıl aynı şekilde 100 lira devam edecek. O iyi bir gelişme. İşverenlerin dediğimiz gibi maliyetlerinin yanında bir de Bağkur primlerinde de artış oldu. Bağkur'la ilgili 2016 Ekim ayıyla beraber Bağkur'a düzenli ödeme yapanlara da %5, matrah üzerinden %5, cebinden çıkacak paranın da %15 oranında indirim yapılmıştı. Bağkurlar da ödemelerini düzenli yapıyorlarsa indirimden yararlanacaklar. İndirimden yararlananlar ne kadar, yararlanmazsa ne kadar prim ödeyecek? Bunların hepsiyle ilgili detaylı bilgiler aktaracağız. Emeklilik konusunu ele alacağız. Emeklilik konusunu her hafta zaten işliyoruz programımızda. Nereden emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Hangi şartlarda emekli olmak sizin için daha avantajlıdır? Bu hafta ofisimize gelenler oldu. Özgür Bey, ben emekli olmak istiyorum. Hay hay, ben hesaplamalarımı yaptım, internet üzerinden araştırmalarımı da yaptım, geldim diyenler oldu. Bağkur'dan emekli olacak. Hemen işte ne kadar maaş alırım, gidip müracaatta bulunayım diye gelenler var. Ya hesaplamalarını yaptığımızda emekli olamayacaklarını, hatta 3 yıl sonra, 4 yıl sonra emekli olacaklarını öğrenenler oldu ve hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü her zaman söylüyoruz, SSK'lıların emekliliği işe giriş tarihine göre belirlenir ama emekli sandığı ve Bağkurların emeklilik tarihleri işe giriş tarihine göre belirlenmez. 23 Mayıs Bağkurlar'da, emekli sandığında 1 Haziran 2002 yılı ne zaman emekli olacaklarını belirliyor. Yani emeklilik konusunu yine ele alacağız. Engellerle ilgili yine bilgiler aktaracağız. Bu arada Olay Gazetesi'nde yaklaşık 1,5 aydır yazılarım yayınlanmıyordu, yazmıyordum. Pazartesinden itibaren tekrar başlıyoruz yazılarımıza. Hatta bir yazı dizisi başlayacak. Engellerin emekliliği, vergi avantajları, bilmeniz gereken her şey her pazartesi yazı dizisi şeklinde Olay Gazetesi'nde olacak. Onun da bilgisini verelim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde asgari ücretle ilgili bilgileri aktarmaya başlayalım. Asgari ücret 1777.50 lira brüt rakamı oldu. Zaten asgari ücretin brüt rakamına göre birçok konuda değişiklikler olur. Asgari ücretin net rakamına baktığımızda aslında asgari ücret 1270.75 liradır. Asgari ücretle ilgili şunu söylememiz gerekiyor. Eskiden 4 Mart 2007 tarihine kadar aslında çalışanlar her yıl sonu itibariyle vergi matrahları oranında fiş toplarlardı. Hatırlayanlar vardır. Vergi iade zarflarına topladıkları o faturaları, fişleri yazarlardı. 4 Mart 2007 yılına kadar. 4 Mart 2007 yılında artık denildi ki fiş vergi iade kaldırıldı. Bunun yerine
asgari geçim indirimi tutarları geldi. Asgari geçim indirimini de biz bir yıllık rakamını belirleyeceğiz ve bunu 12'ye bölüp her ay siz maaşınızı alırken maaşınızın üzerine ilave olacak. Bununla beraber asgari ücret aslında biraz daha yüksekmiş gibi gözüküyor ama aslında asgari ücret 1404 lira değil. Bunu bilmemiz gerekiyor. Asgari ücret 1270.75 lira oldu. Diğeri geçim asgari geçim indirimi rakamlarına göre değişiyor. Bugün bekar birisi için bekar 133.27 lira gibi AGİ rakamından yararlanabiliyor. Evli ve eşi çalışan 133.27 ve devam ediyor. En fazla evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuk da 226 lira vergisinden kesilerek kendisine veriliyor. Kalan rakamı da işveren muhtasar beyanname ile beraber vergi dairesine ödüyor. Yani şöyle bakarsak asgari ücret dedik ki 1270.75 lira oldu. AGİ ile beraber en az 1404 lira oldu. En fazla da evli, eşi çalışmayan 4 çocuk sahibi bir asgari ücretlinin de en az maaşı 1497.29 lira oldu. Yani asgari ücret herkes için aynı değildir. Medeni duruma göre de değişiklikler var. Şimdi telefonları almaya başlayalım. Hem asgari ücretle ilgili bilgiler aktaracağız hem de sizlerin merak ettiği konulara değineceğiz. Mehmet Poyraz bizi Bursa'dan arıyor. Alo. İyi akşamlar. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Buyurun efendim. Özgür Bey bir sorum vardı size. Buyurun efendim. Abim için bir soru soracaktım. Evet. Abim 1951 doğumlu 08-09. Sigorta girişimi 2001 yılı 08-08. 08-09-2001 mi giriş? 2001-08-08. Tamam. 5620 günü var. 5620 günü. Evet efendim. 20 ay askerlik ödemişti. Evet. Ne zaman emekli olur ve 65 yaş üstü bir şey faydalanabilir mi? Şimdi askerlik borçlanmasını yaptığını biz varsayarsak 1 yıl 8 ay askerlik yapmış. 08-08-2001 yılında başlamıştı. İşe başlama tarihi 2000'li yıllara kadar geriye doğru gidiyor. Bir yıl düştüğümüzde 2001'in 8. ayından 8 aya düştük. 1999'a kadar düşecek. Muhakkak ve muhakkak askerlik borçlanması yapması gerekiyor. Askerlik borçlanmasını yaparsa kendisi 58 yaşında 5975 günle emekli olabilir. Hemen ben şöyle bir hesaplama da yapayım. Hızlı bir hesaplama yapıyorum kendisi için. 1 yıl 8 ayda askerlik süresini düşünce. Evet sizin şeye kadar düşmüyor. 2099'a kadar düşmüyor. 2000 yılına kadar düşmüş oluyor. Bu nedenle de askerlik borçlanması yapsa dahi kendisinin emekliliği 5975'le değil 5400 günle 60 yaşında ya da kendisinin emekli olabilmesi için 4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi, Bağkur'dan da emekli 5400 gün ve 61 yaşında emekli olması gerekir. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklilikle ilgili şöyle bilgi veriyorum. Yanlış olmasın diye ben bir kere daha bakıyorum. Çünkü 2001 yılından bir yıl düştük. 2000 yılının 8. ayına kadar düştük. Oradan da 8 ay düşersek tam 2000 yılına denk geliyor. 8-9-1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olan erkekler 3600 günle 60 yaşında 3600 günle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 3600 günle emekli olabiliyorlar. 8-9-1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar kademeli olarak 5975 güne kadar kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar ama 8-9-1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar 3600 günle emekli olamıyor. SSK'dan 4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi gerekiyor. Bu çok önemli. Onu söylemiş olalım. Fatma Yıldız Bursa'dan. Alo.
Alo, iyi akşamlar Özgür Bey. Çok teşekkürler Fatma Hanım. Buyurun hemen alalım sorunuzu. Ben babam için aramıştım. Bir şey soracaktım mı? Evet. Prostat kanseri. Geçmiş olsun efendim. Evet. Ondan sonra işe giriş tarihi 2003 Kasım evet. ayında. İşe giriş tarihi 1956 doğumlu. Evet. Nasıl bir yol izlemeliyiz acaba Özgür Bey? Şu anda teşhisi yeni mi koydular? Yok. Ya 3-4 yıl oldu zannettiğime göre. Tamam. Şu anda nasıl sağlık durumu? İyi mi? Yok. Şikayetler devam ediyor şu an hala. Tekrar hani doktora gidecekti. Tamam. Şöyle %60 ve üzerinde çalışamaz raporu alırsa kendisi 10 yıllık sigortalılık süresini de tamamlamış. 1800 prim günü de varsa mağlubiyen emekli olabilir. Dediğim gibi %60 ve üzerinde çalışma gücü kaybı varsa eğer emeklilik için, mağlubiyen emeklilik için 1800 prim günü de varsa 10 yıllık sigortalılık süresi dolmuş müracaatta bulunabilir. Evet çok teşekkür ediyoruz. Turgay Dursun. Alo. Alo iyi akşamlar Özgür Bey. İyi akşamlar efendim buyurun. 01.04.1968 doğumluyum. 1968 doğumlusunuz. Evet efendim. 5. ayın 1'inde sigorta girişim 1990. Evet efendim. 4000 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? 4000 gününüz var. Evet. 1990 yılında ilk defa sigortalı olduğunuz 52 yaşında emekli olacaksınız ve 5525 günle 1968 doğumlusunuz. 52 yaş dediğimizde 2020 yılında doğum gününüzde 5525 güne ulaşırsanız emekli olacaksınız. Askere ne zaman gitmiştiniz? Askere 1968'de. 68 doğumlusunuz. Askere gidiş tarihiniz? 88'de. 88. Askerlik borçlanmasını yaparsanız 2019 yılında da emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması sizin işe başlama tarihinizi geriye doğru çeker ve 2019'da da emekli olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Uzun Gebze'den bizi arıyor. Alo. Evet. İyi günler, iyi akşamlar efendim. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Buyurun efendim. Ben 01.07.1968 doğumluyum. 07.1968 doğumlusunuz. Evet. Evet. 03.15.1988'de işe girişim var. Evet. Şu anda 7500 günüm var. Evet. Ne zaman emekli olan bir soru da biz bu yol Asad içinde çalışıyoruz. Evet. Yaz ve havalarda bize senelik izin olarak düşüyorlar. Bunu nasıl yapar? Bir de geri dönüp kesilen meseleyi alabilir miyiz ayrıldığımız zaman? Evet 1968 doğumlusunuz. 50 yaşınızda siz 2018'de emekli olacaksınız. Askere ne zaman gitmiştiniz? Sigortadan sonra gittim, girişten sonra. Siz 50 yaşında 2018'de emekli olacaksınız. İkinci sorunuz neydi? Bir daha alayım ben sorunuzu. Şimdi ikinci sorum da biz bir Asad firmasında çalışıyoruz. Tamam. Yap mesailerin bir kısmını kesiyorlar. Ayrıldığında bunu geri alabilir miyiz? Şimdi bununla ilgili sizin fazla mesailerle ilgili elinizde belge vardır. Kaç saat fazla mesai yaptınız? Bunlarla ilgili bir tutanaklar falan tutuluyor mu? Elinizde bir belge var mı? Evet, var. Bu belgelerle maaşınız bankadan mı yatıyor? Evet. Maaşın eksik yattığı da ortada zaten. Bunu talep edin. Vermezse dava açın. En kötü ihtimalle dava açarak davayla da alabilirsiniz. Ama bir alırsınız. Bir sorum daha vardı. Evet. Bu yağışlı havalarda çalışamadığımız zaman bunu İzin olarak koysa senelik izinden düşüyorlar. Böyle bir şey var mı? Ya şimdi şöyle, hava koşullarında sizin orada çalışmamanız işe bağlı olarak tutanaklarla bunlar tespit edilip yıllık izinden sayılması, yani normalde böyle bir şey söz konusu olamaz. Ama şimdi mevsimsel işlerde büyük ihtimalle size imzalar attırmışlardır. Yıllık izin, siz sanki kendiniz yıllık izin kullanmış gibi imza attırmışlardır. Onları izinden saymışlardır. Peki o yağmurlu havalarda size maaşı ödüyorlar mıydı? Maaşı ödüyorlar. İzin kağıdında da senelik izinden düşüyorlar. Tamam. Yani normalde bunu yapamazlar. Senelik kağıdınıza sizin sahte imza gibi değerlendirip yani o imzayı atmazsanız sizi yoksa işten atacaklar. Öyle düşünerek zorla imza attırmışlar. Siz dava açtığınızda bunları da söylerseniz yıllık izni siz normal tatilinizde kullanmalısınız. Onun dışında işte eşe gittiniz siz. Sizden kaynaklanmayan bir durum var.
Ama bu nedenle de ben sizin yıllık izninizden kesiyorum diyemez size. Siz fazla mesailerle ilgili dava açtığınızda muhakkak bununla ilgili de dava açıp onların da parasını istemelisiniz. Onları da alırsınız dava açarsanız. Evet, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Özgül Ödek, Bursa'dan. Alo. Alo. Buyurun Özgül Hanım. İyi akşamlar. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Ben 1975 Ohri'ni doğumluyum. Evet. 89 10. ayın 1'inde de sigortaya giriş tarihim var. 89'un 10. ayının 1'inde. Evet efendim. Evet, yalnız 2300 günüm var. 2300 günümüz var. Evet, yalnız şunu söyleyeyim. Benim 3 tane çocuğum var. İkisinde sigortalı olarak çalıştım. Sonunda sigortalı olarak çalışmadım. Bu 2 tanenin sigortasını ödesem 3600 günden emekli olma imkanım var mı? Evet. Allah bağışlasın. 3 tane çocuğunuz var. 2 çocuk için dediniz ki ben çalıştığım dönemlerde, yani adıma sigorta primi yatırılan dönemlere denk geldi demiştiniz. Bu nedenle 2 çocuk için yararlanamazsınız. Sizin doğumdan sonra 2 yıllık sürede, bu 720 günlük süre içerisinde çalışmadığınız, boşta geçen ya da isteğe bağlı prim ödemediğiniz 720 günlük süreyi borçlanabiliyorsunuz. Bir çocuk için böyle bir hakkınız var anladığım kadarıyla. O da 720 gündür. Sizin 2300 gününüz var. 720 günü borçlanırsanız 3020 gününüz olur sizin. Normalde siz 1975 doğumlusunuz ve 46 yaşında emekli olmalısınız. Sizin emekli olacağınız, bu arada hesap makinemiz de takıldı. Ben şuradan yapayım. Sizin normalde 46 yaşında emekli olmanız gerekiyor. 46 yaşa göre ben hesaplamaları yapayım. 46 artı 1975 dediğimizde sizin 2021 yılında 5375 prime ulaşmanız durumunda emekli olma şansınız var. Siz 3600 günü beklerseniz 58 yaşına kadar bekleyeceksiniz. Bence 58 yaşına kadar beklemeyin siz. Borçlanmanızı yapın. Toplamda sizin 5375 günü ulaşmanız gerekiyor. Bir çocuk için yanlış anlamadıysam doğum borçlanması yaparsanız 3020 gününüz olur. Geriye de 2355 gün kalır. Bu da sizin için 6,5 yıl demek. Siz şu anda baktığımızda 42 yaş, 6,5 yıl daha prim ödeyerek 48,5 yaşında emekli olabilirsiniz. 49'a yakın olabilir. Yani 58 nerede, 49 nerede? Bu nedenle maddi imkanınız, gücünüz varsa hemen çocuğunuz için doğum borçlaması yapmak zorunda değilsiniz. Ama isteğe bağlı prim ödemeye başlayın. Daha sonra son 1261 gününü SSK'ya denk getirecek şekilde isteğe bağlıyı bırakın. Bir yerde sigortalı olarak çalışın. Sigortalı olarak çalışmaya başladığınızda doğum borçlanması da yapın. Normalde dediğim gibi 58 yaşını hiç beklemeyin. Siz 58 değil de 49 yaşında bu şekilde emekli olursunuz. Ama ben 49 yaşında emekli olmak istemiyorum. Maddi durumum da iyi değil. Prim de yatıramam, çalışamam da diyorsanız öyleyse 3600 güne primlerinizi tamamlayıp 58 yaşını beklemeniz gerekiyor. Ama burada 9 yıl da gerçekten de çok önemli. 9 yılda alacağınız maaşlar çok fazla olur. Sizi çok olumlu emeklilik açısından etkiler. Emekli olmazsanız da tam tersi çok büyük zararınız olur bu işten. Bunları söylemiş olalım. Kadınlarla ilgili hep şunu söylüyorum. Muhakkak ve muhakkak 2016 yılının son programını yaptığımızda dedik ki kadınlarla ilgili muhakkak yeni bir yasal düzenleme yapılmalı. Özellikle erkeklerle ilgili de yapılabilir ama kadınlar bu konuda daha mağdur. Kadınların doğum borçlanmaları, tüm çocuklarına doğum borçlanması hakkı verilmeli ve sigorta başlangıcı var. Daha sonra çalışmamış, evlendikten sonra özellikle prim günü eksik olanlara muhakkak bir borçlanma imkanı getirilmeli. Bu durumda olan kadınlar aslında ceplerinden devlete de para ödeyecekler ve bu borçlanma karşılığında gün satın alacaklar ve biraz daha çabuk emekli olma imkanları olacak. Aksi halde sisteme girişleri var. Başlangıcına göre emekli olması gereken yaşta maalesef emekli olamıyorlar. Prim günü eksikliği nedeniyle yine 2017 yılında değişiklikler olması gerekiyor dedik ya.
muhakkak ve muhakkak nerede değişiklik olması gerekiyor? Emeklilikte yaşa takılanlarda da muhakkak bir değişiklik olması gerekiyor. Bugün hatta Twitter'ı çok sık kullanıyorum. Twitter Özgür Erdursun, beni takip edebilirsiniz. Facebook Özgür Erdursun sayfalarını, Instagram'dan da Özgür Erdursun'dan beni takip edebilirsiniz. Bugün yazdım. Şimdi sosyal güvenlik programı, bu programda özellikle emeklilik bölümünü çok sık ele alıyoruz sosyal güvenliğin. Ülkemizin şöyle yakın tarihine baktığımızda 1987 yılında Anavatan Partisi döneminde, Turgut Özal döneminde, rahmetli Turgut Özal döneminde kadınların emekli 50 yaş, erkeklerin 55 yaştı. 1992 yılında Süleyman Demirel geldiğinde kadınlarda ve erkeklerde yaş şartını ortadan kaldırdı. Kadınlar 20, erkekler 25 yıllık sigortalılık sürelerini tamamladıkları zaman prim günlerini de 5000 güne tamamlayıp emekli olabiliyorlardı. 1999 yılında koalisyon hükümeti DSP, MHP, ANAP koalisyon döneminde kademeli emeklilik yasası çıktı ve kadınların yaşı 58, erkeklerin 60 yaşına kadar çıktı. Prim gün sayısı da 5975'e kadar çıktı. Daha sonra 2008 yılında AK Parti döneminde de değişiklik oldu. Kadınların emeklilik yaşı 65, erkeklerin de 65 yaşına kadar kademeli çıktı ve de aynı zamanda prim gün sayısı da kademeli olarak 7200 güne kadar uzayacak. Yani baktığımızda emeklilik ülkemizde aslında en iyi olduğu dönem, mantıklı dönem Turgut Özal dönemiydi. 50 ve 55. Şimdi biz bunları söylediğimizde siyasiler bana ya da benim gibi düşünenlere kızıyorlardır. Ya kardeşim biz tamam emekli edelim. Biz emekli etmek istemez miyiz? Emekli edelim de bu kişilere maaşlar vereceğiz. Bu kişiler daha sonra emekli olacaklar. Yıllarca biz bu emekli maaşını nasıl karşılayacağız? Ama ülkemizde gerçekten de üniversiteli işsiz sayısı da çok fazla. Ya belli bir kesimi biz emekli etmezsek, onlar çalışmaya devam ederse gençler nasıl iş bulacak? Kaldı ki biz Avrupa örneği hemen gösteriliyor. Avrupa'yla bizim birçok konuda eksikliğimiz varken emeklilik konusu özellikle geldiğinde Avrupa'da böyle deniliyor. Avrupa ile ilgili birçok konuyu da biz getirdiğimizde boş verin Avrupa'yı. Avrupa'dan bize ne deniliyor? Ama emeklilik konusu geldiğinde Avrupa örneği direkt emeklilikte yaşa takılanların önüne bir engel gibi konuluyor. Sisteme girenler kesinlikle ve kesinlikle biraz daha erken emekli edilmeli. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar inanılmaz zorluk çekiyor. Yine bazı birkaç konu var, onlara da değineceğim. Hadiye Elmase, yanlış okumadım. Alo. Herhalde Bursa'dan. Alo. Alo. Efendim, İyi akşamlar. Çok teşekkürler, hoş geldiniz programımıza. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Ben bir şey soracağım. Buyurun efendim. Benim sigortalı giriş tarihim 2. ayın 1'i. Ama kendim doğum tarihim 12. ayın 30'u, 1959 doğumluyum. Evet efendim. Sigorta ne zamandı? Sigorta giriş günlerim 2008 30 günüm var ondan. Ve isteğe bağlı ödedim. 2 yıl 8 ay 25 gün. 985 gün ödedim. Tamam. Şimdi olayı bir anlayalım. Siz 1-2-2008 yılında mı sigortalı oldunuz? Evet, 95 yılında. İkinci ayın biri 1995 yılında. Orada hiç priminiz mi ödenmemiş adınıza? Yok, ödenmemiş yok. 3600'den ben emekli olacağım. Geçen sene gittim ben bugünlerimi toplattım. Bana oradaki memur dedi ki, siz dedi, şu anda dedi 57 yaşındasınız dedi. 58'den gün alacaksınız dedi, emekli olacaksınız dedi bana. Tamam. Ben de bu sene gittim. Evet. Dedim ki böyle emekli olmak için kağıtlarımı vermek için geldim. Bana dediler git günlerini toplat gel. Oradaki memur bana dedi ki 58 yaşını bitirip senenin sonunda emekli olacaksın dedi bana. Evet. Dedim niye yani böyle dalga mı geçiyorsunuz benden dedim. Şu anda benim 3815 günüm var. Ben ne zaman emekli olurum? Siz 58 yaşında emekli olacaksınız. Siz ne zaman 58 yaşında olacaksınız? 30-12-2017 yılında olacaksınız. 30-12 doğum gününüzde 58 yaşında olacaksınız. Yani siz 2017 yılının sonuna kadar 3600 gününüz dolmuş olsa dahi beklemek zorundasınız. Üzülerek söylüyorum. Size başlangıçta yanlış bilgi verilmiş sanırım. Siz net bir şekilde söylüyorum size 30-12-2017 tarihini beklemek zorundasınız.
3600 gününüz varsa yapacak da başka bir şey yok. Daha erken de sizi kimse emekli etmez. Çünkü o tarihte siz 58 yaşında olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için ve üzülerek söyledim. Ahmet Çoban Gaziantep'ten bizi arıyor. Alo. İyi akşamlar. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun efendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi ben ne zaman emekli olurum diye aramıştım. Ben sigorta girişim 1996'nın 23'ünde sigorta girişim var. Tamam. 23.6.1996'da ilk defa sigortalı oldunuz. Evet, evet efendim. 1968 doğumluyum. Birinci ayın biri. Birinci ayın biri 1968. Evet, evet efendim. 5100 günüm var. 5100 gününüz var. Evet. Evet, askerliği yatırırsam ne zaman emekli olabilirim? Askerliği yatırırsanız 55 yaşında emekli olursunuz. 1968 doğumlusunuz. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında siz de 55 yaşında 5750 günde emekli olursunuz. Askerlik borçlanmasını yapmazsanız 2024 yılında 56 yaşında 5825 günde emekli olabilirsiniz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e selamlar, sevgiler gönderelim. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden aynen hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Sizler Facebook, Twitter, Instagram hepsinden Özgür Erdursun olarak bize ulaşıp oradan da soru yazabilirsiniz. Reklamlardan sonra sosyal medyayı da kullanacağız. Evet, programımızın ikinci bölümüne hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Instagram'dan gelen sorular var, cevaplar verelim. Merhaba Özgür Bey, ben ne zaman emekli olacağımı öğrenmek istiyorum diyor. SDR Özkul, Serdar Özkul olabilir. 1963 doğumluyum, 2005'ten beri tarım Bağkur ödüyorum. 2016'da Ek 5'e geçmiş. Nasıl emekli olabilirim diyor. Ek 5 SSK ile aynı statüde. 2005'e göre sizin 25 yıllık sigortalık sürenizi tamamlayıp 4500 prim gününü de tamamlamanız şartıyla emekli olmanız mümkün. Şunu söyleyelim, Ek 5 ile ilgili geçen bir ay önce programımızda söyledik. Ek 5 ödeyenler gerçekten de tarım ve orman işleriyle uğraşmıyorlarsa, fiilen bu işle uğraşmadıkları için ellerine bir yazı gelebilir. Bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan denetmen tarafından çağrılıp siz gerçekten de tarım ve orman işleriyle uğraştınız mı, uğraşmadınız mı diye sorular sorulacak. Hayır, ben uğraşmıyorum ama SSK'lı olmak için isteğe bağlı SSK yok. Bu nedenle de ben ek 5 ödüyorum diyenlerin paraları gider, sigortalık süreleri de yanar. Onu söylemiş olalım. Denetimlerde on binlerce kişinin ek 5 sigortasını iptal edecekler. Bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum. 1 Ekim 2008 yılında 5510 sayılı yasayla bir kişi bir iş yerinde gerçekten çalışmıyorsa, kendisini fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösteriyorsa, nasıl onu iptal ediyorlarsa ek 5'i de 2011 yılı Mart ayında çıkmıştı. 6111 sayılı yasayla çıkmıştı ek 5 sigorta. Onu da aynı şekilde iptal etmeyi düşünüyorlar. Dediğimiz gibi ek 5 ödeyenler kuruma gittiğinde muhakkak ek 5 ödüyorlarsa biz tarım ve orman işleriyle uğraşıyoruz demeleri gerekir. Dediğim gibi aksi halde hem günleriniz silinir hem cebinizden çıkan paralar da yanar. Bununla ilgili bilginiz olsun. Hep şunu söylüyoruz. Neden ek 5 ödüyor vatandaşlar? Çünkü isteğe bağlı SSK yok. SSK'dan emekli olmak için ya gidip ek 5 ödeyecek ya da sahte sigortalılığı tercih edecek. Devlet de daha sonra yakalayınca da iptal ediyor. Yani devlet diyor ki kardeşim siz SSK'dan emekli olmayın. Bağkur'dan emekli olun. Daha fazla prim ödeyin. Yaşınızı daha fazla bekleyin. Emekli olduğunuzda daha düşük maaş alın. Ama gidin Bağkur ödeyin isteğe bağlı. Çünkü ben isteğe bağlı SSK'yı kaldırdım diyor. Vatandaşlar da haliyle gemisini yürüten kaptan ülkemizde. Vatandaşlar da haliyle kendisini düşünüyor. Ben Bağkur'da beklersem 8 yıl bekleyeceğim. SSK'dan hemen emekli olabilirim ya da 2 yıl sonra emekli olabilirim. Gidip eksik günlerimi SSK ile tamamlayayım diyenler var. Tamamladığında da bu sefer problemlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Altını çizerek söyleyelim.
bir yerde gerçekten şu anda çalışmadan sigorta primi ödüyorsanız başınız belaya girebilir. Ya da ek 5 ödüyorsanız yine başınız belaya girebilir şu anda. Bu konularla ilgili ödeyenler de muhakkak bu işin uzmanlarından bilgi alsınlar. Neler yapması gerektiği konusunda, aksi halde sorunlar yaşayabilirler. Bize şu anda çok soru geliyor. Facebook, Twitter, Instagram, aynı zamanda ofisimize de gelmek isteyenler için iletişim bilgilerimizi soruyorsunuz sık sık bize. Özgürerdursun.com.tr internet adresimiz, oradan iletişim bilgilerinden de bize de ulaşabilirsiniz. Hemen devam edelim. Evet, Oğuz Yusuf diyor ki merhaba Sayın Özgür Bey. Benim size iletmek istediğim bir maruzatım bulunmakta. Ben 1965 doğumluyum. 15.9.1987 tarihinde 22 yaşındayken ilk SGK kapsamında işime başladım ve 2014 yılında 7012 günden 49 yaşında SGK kapsamında emekli oldum. Benim iletmek istediğim maruzatım ise emekliye bağlanan maaşım 760 TL'dir. Benden daha sonra işe başlayıp benimle aynı yaşta olan ama daha az prim yatıran bazı arkadaşlar 1000 TL'ye yakın maaş almaktadırlar. Emekli oldular. Şu anda benim 1188. Şimdi hep anlatıyorum aslında. Benim anlattığım konular gerçekten biz birebir yaşadığımız konuları anlatıyoruz. Ne yaşadıysak, ne gördüysek. Yani birisi emekli olmuş, emekli etmişiz, gelmiş de yanımıza. Beraber yapmışız emeklilik işlemlerini. Sonuçta bize bir kağıt gelmiş. Oradan biz o rakamı görmüşüz. Size afaki olarak hiçbir şey anlatmıyorum. Benim bu programda anlattığım bütün olaylar yaşadığımız olaylar. Gün içerisinde yaşadığımız, tecrübe edindiğimiz tüm olayları ben size anlatıyorum. Emekli maaşlarıyla ilgili bugün Twitter'da birkaç tweet gönderdim. Emekli maaşlarında muhakkak ve muhakkak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Şimdi size ben bir örnek vermek istiyorum hemen şuradan. Ülkemizdeki emekli maaşları da biliyorsunuz 2017 yılı itibariyle değişti. Şu anda ülkemizde en düşük emekli maaşı, SSK'da en düşük emekli maaşı 393 liraydı arkadaşlar. 433 lira oldu. Ek ödemeyle beraber 433 liraya kadar çıktı. 393 liradan 433 liraya. En fazla, en yüksek emekli maaşı da ülkemizde 4500 liraydı SSK'lı birisinin. O da 4901 liraya kadar çıktı. Ama bakar mısınız? Bir tarafta 400 lira, bir tarafta 4900 lira. Emekli maaşlarında inanılmaz bir adaletsizlik var. Sistem geç emekli etmeye, emekli ettiğinde de az maaş vermeye göre programlanmış bir sistem. Bu sistem ne zaman değişti? Önce 1999'da. Sonra eksik yapmışız, biraz daha düşürmeliyiz diye 2008 yılında bir kere daha değişti. Sistem böyle giderse, her zaman söylüyorum, ülkemizde yaklaşık 6 milyon şu anda çalışan var. Çalışanların 6 milyon asgari ücretli, zaten onlar hapı yuttular, onu söyleyeyim. Onun biraz daha üstünde çalışanlar var. İşte asgari ücret 1200 lira oldu, 1200 agile beraber 1400, 1500, 1600, 1700, 1900, 2000 lira alınlar. Onlar da hapı yuttular. Şu anda özellikle 2000 yılından sonra sisteme girmişlerse emekli olduğunda alacakları maaşlar 600-700 liraları böyle sık sık artık herkes görecek. Bir emeklilik hesaplaması yaptım Facebook'ta, bugün onu da yayınladım. 1999 yılında sisteme, 99 öncesi sisteme girmiş ama sadece 30 günü var. Bir yılda 2000-2008 arası var. 2008 yılından sonra günlerini tamamlıyor. 3600 günle emekli oluyor. 730 lira emekli maaşı alabiliyor. Yani sizin bağlanan maaşınız kanunen doğru, vicdanen bence yanlış. Ramazan Binay, Tekirdağ'dan bizi arıyor. Alo. İyi akşamlar Özgür Bey. Çok teşekkür ederiz Ramazan Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Benim bir sorum vardı ama. Buyurun efendim. Benim hizmet tespit davam vardı. Ben bu davayı kazandım. Çok güzel. Hayırlı olsun. 30-12-2016 tarihi itibariyle de emeklilik dilekçesi verdim. Tamam efendim. Fakat tespit davasına göre 1-6-1985 tarihi mahkemelikti. Bu tarihe göre de 2015'in 12. ayın 30'unda emekli olmam gerekiyordu. O tarihte emeklilik müracaatta bulunmanız gerekiyordu. Geri alabilir miyim? Almam için alabilirsem ne yapmam gerekir? Ya şimdi size şöyle bir konuyu anlatayım. Biz bu tescil davalarını çok açıyoruz. Çok ilgileniyoruz. Vatandaşları çok yönlendiriyoruz tescil davalarına. Programımızda da
çokça sıkça bahsettiğiniz bir konu. Bazen davalar açarken yanlış hareketiniz daha sonra dava sonucunda maaş almanızı engelliyor. Siz işe başlama tarihiyle ilgili dava öncesinde o gün geldiğinde emeklilik müracaatında bulunacaktınız, sonra dava açacaktınız. Ya da önceden de dava açmış olsanız dahi o gün geldiğinde 2015 yılı emeklilikteki gerçek tarihiniz, dava açtığınız tarih geldiğinde gidip tahsis talep formuyla müracaatta bulunacaktınız. Tahsis talep formuyla müracaatta bulunmadıysanız, yeni müracaatta bulunduysanız geçmişe dönük o bir yıllık maaşınızı maalesef alamazsınız. Sizin aracılığınızda da şunu anlatalım. İlk işe başlangıcınız var. Diyelim ki 1980'lerde, 1990'larda ama sizin adınıza sigorta girişiniz var. Sigorta kartınız var ama sigorta primi yatırılmamış. Altını çizerek söyleyeyim. Stajyerleri ve çırakları kastetmiyorum ben burada. Normalde siz bir işe gitmişsiniz, başlamışsınız, girişiniz yapılmış, sigorta kartınız var ama adınıza işveren prim ödememiş. Bu nedenle de tüm kollara tabi daha sonra ödenen prim ne zamansa başlangıç olarak o sayılıyor ve geç emekli oluyorsunuz. Bu durumda olan on binlerce kişi var. Bu durumda olan kişiler o ilk işe başlama tarihlerinde beraber çalıştığı sigortalı bir kişiyi de şahit gösterdiklerinde ve dava açtıklarında davayı kazanabiliyorlar. Davayı işverene açmıyorlar. Sosyal güvenlik kurumuna açıyorlar. Ve bu durumda olan kişiler dava devam ederken ya da davadan önce muhakkak tahsis talebinde bulunmalı ki davayı kazandığında toplu parasını alsın. Aksi halde toplu parasını alamaz ve çok da hak kaybı olur. Özellikle tescil davası açacak olan kişiler bu işi çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Aksi halde izleyicimizde olduğu gibi davayı kazanıyorsunuz ama cebinize bir yıllık para girmiyor. Burada zararınız en düşük işte maaştan bile baktığımızda 10 bin lira, 10 bin liranın üstünde bir zararınız söz konusu. Sait Akgün hattımızda. Alo. Efendim? Sait Bey buyurun efendim, ben dinliyorum sizi. Benim şu sorunum vardı. 80 girişte girişim var. Kaçta efendim? 87'de, 1987'de. Tamam efendim. Ben askerlik yapmadım. Ankara Gülhan Asliyası'ndan %85 rapor verdiler. Askeri hiç almadılar. Beni. Tamam efendim. Benim bu sigortaya girer mi girmez mi bunu danışacağım. Bir de istihbarat sigorta yaptıracağım. Bunu nasıl yaptıracağım onu sormak istemiştim. Şimdi sizin 1987 yılında sigorta girişiniz var mı? Var. Askerlikle ne alakası var bunun? Beni askere almadılar. Tamam, önemli değil. Açık kalbime ameliyat oldum. Tamam, önemli değil. 87 yılında siz ilk defa sigortalı olmuşsunuz. 50 evet. Yaşında 5375'te emekli olacaksınız. Ne kadar priminiz var? 2200. 3600 günle mi emekli olmak istiyorsunuz? 3600 günle istiyorum. Tamam. Primlerinizi 2200 gününüz vardı. 3600 güne tamamlayacaksınız. 2200 evet. Günün hepsi SSK mı? Hepsi SSK, evet. Tamam. Şimdi sizin 1400 gününüz var. Eksik. Bu 1400 günü gidip de isteğe bağlı yatırırsanız 3600 günle emekli olamazsınız. Sizin yapmanız gereken eksik olan 1400 günün en az 1261 günü SSK olmalı. Yani siz şöyle söyleyeyim, 140 gün daha sigortalı olacaksınız ya da 3600 gün dolana kadar en az 140 günü SSK olacak. 1400 gününüz eksik, 140 günü SSK olmazsa 3600 günle SSK'dan emekli olamazsınız. Ve 3,5 yıl daha çalışmanız gerekir ki SSK'dan emekli olmak için çok kritik bir noktadasınız. İsteğe bağlı için gidip sosyal güvenlik kurumuna gidip ben isteğe bağlı prim ödeyeceğim derseniz her ay isteğe bağlı primi ödeyebilirsiniz. Ama bu Bağkur'dur ve sonuna kadar 1400 günü böyle tamamlamamanız gerekiyor. Arada toplamda bir 140 günde SSK primi ödeyeceksiniz. Aksi halde emekli olamazsınız. Umarım anlatabilmişimdir. Çok teşekkür ediyorum. Bursa'dan Nimet Aras hattımızda. Alo. Hayırlı akşamlar Özgür Bey. Çok teşekkürler efendim. Buyurun. Ben 1975 doğumluyum da. Evet. 1991'de 91'in 7. ayında sigorta girişim var. Evet şu efendim. Şu anda halen de çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? 3000 günde şu anda hizmet vermekteyim. Evet, 53 yaşında 5600 günle emekli olmanız gerekiyor. 1975 doğumlusunuz. Askere ne zaman gitmiştiniz?
95'e, 1995'te. Tamam, sizin 53 yaş değişmeyecek. 53 yaşında emekli olacaksınız. 53 yaşında 5600 günde, yani 1975, 53 yaş dediğimizde 2028 yılına kadar toplamda 5600 güne de ulaşmanız gerekiyor ki emekli olabilirsiniz. Emekliniz için 12 yıl gibi bir süre var. Toplamda 5600 güne de bu sürede ulaşmanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Evet, Facebook, Twitter, Instagram, onlara da bir dönelim. Sorular çok fazla. Evet, Zafer Şişman Twitter'dan diyor ki 1-9-1988 SSK girişim var. 7800 günüm var. Ortalama askerliğimi 93'te gittim. 21 ay yaptım. 13-9-73'lüyüm. EYT'liyim diyor. İyi akşamlar. Evet, emeklilikte yaşa takılmışsınız. Baktığımızda normalde 1988'in 9. ayına göre sizin 51 yaşında emekli olmanız gerekiyor. 1973 artı 51, 2024 yılında emekli olacaktınız. 2024 olmasaydı normalde 1988 25 yıl, sizin 2013'te emekli olmanız gerekirken 2024'te emekli olmanız gerekiyor. 9 yıl emeklilikte yaşa takılmışsınız. Maalesef emeklilikte yaşa takılanların, şu anda emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını konuşuyoruz. İnanın 3-5 yıl sonra hemen hemen her programda herkes konuşacak. Ben bu 5. yılım, 5 yıldır aralıksız neredeyse programlar yapıyoruz. Olay TV'deyiz yaklaşık 3 yıldır. Ondan önce diğer kanallarda da yaptık. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çok net bir şekilde görüyorum, gözlemliyorum, anlatıyorum. Şu anda bu sorunu görüp görmemezlikten gelen kişiler de birkaç yıl sonra net bir şekilde görecekler. Çünkü ülkede en büyük sorunlardan bir tanesi olacak. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu. Maaşların düşmesi, kadınların borçlanmaları, işte birçok konuda sıkıntılar iyice gün yüzüne çıkacak. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili, ama maalesef şu anda çözüm üretilemiyor. Mesela bugün sosyal güvenlik ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da bir açıklama yaptı. İşte anneanneler, babaanneler torunlarına bakınca para verilecek diye 3 tane pilot il seçilecek. Bu ilde anneanne ve babaanneler Türkiye'de heyecanlandılar. Çünkü neredeyse bütün anneanneler, babaanneler torun bakıyor. Acaba devlet bize para mı verecek diyorlar, ama bence çok acele etmeyin, hemen heveslenmeyin. Hevesiniz kursağınızda kalabilir. Çünkü altından birçok yaptırım çıkacak. Şu şartlar diye çıkacak. Ve herkes yararlanamayacak. Zaten kaldı ki bütün iller için değil, 3 tane il pilot bölge olarak seçilecek. Diğer iller için bu geçerli olmayacak. Onu da söylemiş olalım. Bir kere daha ben internet adresimi de hatırlatmak istiyorum. Özgürerdosun.com.tr bizimle iletişime geçmek isteyenler için. Bir iki tane daha soru alalım. Daha sonra arkadaşlar son 5 dakika olduğunu söylediler. Yavaş yavaş programı da bitireceğiz. Evet. Mustafa Emre Karagöz, abi SGK'dan gün satın alamıyor muyuz? Sadece askerlik borçlanması ödenebiliyor geriye dönük. Evet, sadece yurt dışı borçlanma, askerlik borçlanması, kadınların doğum borçlanması, halk eğitimde usta öğreticilik ve birkaç tane daha konu var, ama normal vatandaşı ilgilendiren konular değil. Çok az kesimi ilgilendiren borçlanmalar var. Prim günü bir kişi eksik diye gidip gün satın alamaz, onu da söylemiş olalım. Bu arada işsizlik rakamları değişti dedik. Asgari ücret 1647 liraydı. Brüt rakam, yani en düşük işsizlik maaşı 658 liraydı. 711 lira oldu. 53 lira işsizlik maaşına zam yapıldı. Asgari ücreti brüt rakamına bağlı olarak. En yüksek 1647 çarpı en yüksek işsizlik maaşı da 1317 liraydı. 1422 lira oldu. En fazla da 105 liralık bir zamla da işsizlik rakamlarında da değişiklik oldu. Bağkur primlerinde indirimler var. Yanında sigortalı çalıştıran işveren 5510 sayılı yasadan dolayı kişi başına 88 lira ödemelerini düzenli yapıyorsa özel bir indirimden yararlanabiliyor. Askeri ücrete bağlı olarak aslında birçok bilgi var, ama programımızda sonuna geldik. Önümüzdeki hafta detaylı bilgiler aktarmaya çalışacağım yine programımızla ilgili. Biz olay ekranlarında her çarşamba
Saatler 21.15'i gösterdiğinde sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili tüm merak edilenleri konuşuyoruz. Sizlerin sorularına cevaplar aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yorumlar yapıyoruz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili çıkan yasaları, genelgeleri yorumluyoruz. Sizin adınıza taraf olduğumuzu söylüyoruz. Sizden yana taraf olduğumuzu söylüyoruz. Ve sizler için de yorumluyoruz, bilgiler aktarıyoruz. Haftaya biz yine bu ekranlarda olacağız. Bu arada sosyal güvenlik ve çalışma hayatı dışında cuma günleri de gündüz saat 15.30'da Vergili Hayat diye bir programa başlıyoruz. Orada da sosyal güvenlik gibi sadece vergi konularını ele alacağımız bir programımız başlıyor. Burada sosyal güvenlik uzmanı olarak yapıyorum. Orada mali müşavir olarak yapacağız programımızı. Cuma günkü programımızda izlemenizi öneriyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bizleri izlediğiniz, tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.